yapılacak o kadar çok şey var ki. Hani şu meşhur yapacak hiçbir şey yok klişesinin dışında benim onu her duyduğumda hayır yapılacak çok şey var dediğim gibi. Yeni bir cepheden, yeni bir gözle ama hep gördüklerimize, hepimizin bildiklerine farklı açılardan bakmaya çalışacağım. 1930'a kadar kadının siyasi mücadelesi devam eder. İnsanların yaşadıkları dünya üzerinde söz sahibi olmaları insan oldukları için haklarıdır. Bunun dışında bir ayrıma hiçbir gerek olmadığını bugün bilim defalarca açıklamıştır. Şimdi aslında şöyle bir şeyle başlamak istiyorum. Sizin bir cümlenizle başlamak istiyorum. Çünkü ben bu cümlenin sizin anlattığınız valilik döneminizdeki bütün çalışmaları özetleyen mükemmel bir cümle olduğu kanaatine vardım. Şöyle söylüyorsunuz Muğla için. Deniz, kum, güneş kadar kültür ve sanatın da ortaya çıkmasını, ekonomik gelişmenin, çevrenin korunarak yapılmasını istiyordum. Şimdi bu cümle bana kitabın küçük bir özeti, sizin valilik döneminizin o 4,5 yılın, iğneli koltukta 4,5 yıl diyorsunuz ama kitabın adında. Bu cümleye baktığımızda biz kendi adımıza halk olarak bakarsak çok güzel şeyler görüyoruz. İğneler hiç burada görünmüyor. Bunu... hiç burada biz iğneleri görmüyoruz. Çok güzel bir şey var burada. Özellikle daha 90'lardan itibaren çevrenin deniz, güneş kadar, kum kadar kıymetli bir şey olduğunu, onlar adına çevrenin katledilmesine nasıl karşı çıkılabileceğinin bir örneği sizin bütün çalışmalarınız. Buradan ben sizin için en... bu bilginin üzerinden etkili, yürümek istediğiniz şekilde konuşmanın açılmasını istiyorum Sayın Valim. Sayın Kent Konseyi Başkanım, kıymetli katılımcılar, Kent Konseyi Kadın Meclisimiz 8 Mart Dünya Emekçi Kadınlar Günü nedeniyle düzenlediği bu söyleşiyi çok heyecanlıyım çünkü çok kıymetli. Eğitim emekçisi öğretmenimiz Şenur Türk hocamı ağırlayacağız. Bir de daha da önemlisi Türkiye'nin ilk kadın valisi Sayın Doktor Lale Aytaman'ı ağırlayacağız. Ben fazla söz uzatmak istemiyorum. Şenur hocama işin ehline bırakmak istiyorum sözü. Tekrar hoş geldiniz diyorum. Şimdi ben nasıl öğretmenlik hastalığı, oturmak çok sıkıntılı bir durum. Bir öncelikle değer verip geldiğiniz için, katıldığınız için hepinize çok teşekkür ediyorum, tüm katılımcılara. Bugün benim için de, bence Yalova için de çok ilginç, hoş bir gün. Türkiye'nin ilk kadın valisi Lale Aytaman'ı ağırlıyoruz. Fakat 13 vali ağırlamış Yalova'mızın 3 valisinin Türkiye'nin sayılı kadın valilerinden olması da aynı zamanda Yalova'ya farklı bir anlam katıyor, değer katıyor bu program içinde. Şöyle bir yorumla bunu hazırlamaya karar verdim. Lale Hanım'a daha sonra hoş geldin diyeceğim ama ben kendi adıma her zaman
yine bir herhalde meslek şeyi, bir kitap tanıtımıyla başlamak istiyorum. Nasıl tanıdım? Lale Hanım'ı ben sanal bir ortamda tanıdım. Yavaş yavaş böyle hayata bakışını fark ettikten sonra bu kitabı da burada bulunan bir arkadaşım sayesinde, yine onun Lale Hanım gibi bir doktor, aynı zamanda psikolog olacak ve bir matematik öğretmeni Gülden Hocam sayesinde elde ettim. Çünkü kitabın baskısı 2008'de yapıldığı için yok. Sadece nadir kitapta bulabiliyorsunuz. Orada da en son iki tane kalmış, bilginiz olsun. Kitabın benim için anlamı 3-5 sayfadan sonra bir kağıt kalemi ihtiyacı duymam oldu. Arkasından baktım, yazmaya başlıyorum. Kağıt yetmedi çünkü bir dosya kağıdı gibi bir şey almıştım. Sonra baktım, başlıklar çıkarmaya başladım. Başlıklardan sonra cümlelere ilerlemeye başladım. Ve bu cümlelerden birini bu etkinlik için özellikle kullanmak istedim. Eğer gönlünüzü yeniliğe kapatmadıysanız, hayatta her an yeni bir şey öğrenmenin, bunlardan yararlanmanın mümkün olduğunu görüyor ve bunları uygulamaya geçirerek mutluluğu yakalayabiliyorsunuz, diyor Lale Hanım. Ben onun hayatının bu çerçevede geliştiğini fark ettim bu cümleyi okuduktan sonra. Ve bu etkinlik içinde bizler için de bir başka ışık, bir neşe, hayatımıza anlam katan bir şey olmasını diledim herkes için. Ama şimdi bu şeyden sonra çok kısaca önce bir Lale Hanım'a hoş geldin demek istiyorum. Sayın Valim, Yalova'mıza sanal da olsa hoş geldiniz. En büyük dileğimiz sizi Yalova'da ayrıca ağırlamak. Yalova'nın güzelliklerinde, Atatürk'ün yaşadığı yerlerde gezdirebilmek. Gerçi siz İzmit'te, İstanbul'da bulunduğunuz için buraları biliyorsunuz. Size uzak yerler değil ama bizimle olmanın da belki ayrı bir güzelliğini birlikte yakalarsınız diye umut ediyoruz. Şimdiden davet etmiş oluyoruz size. Hoş geldiniz diyorum öncelikle. Hoş bulduk. Ben de hem sizi hem çok değerli konukları saygıyla, sevgiyle selamlıyorum. Ben sizin çalışmalarınızla ilgili, valilik döneminizdeki çalışmalarla ilgili küçük bir slide hazırladım. O slaytı, bu kaydı ben size gönderdiğimde siz tümünü izleyebileceksiniz bu programında. Bu slaytı buradaki konuklarımızla sizinle sohbetimiz öncesinde kısaca paylaşmak istiyorum ki benim sorduğum soruların 90'lı yıllarda, 91 ile 95 arasında Muğla Valiliği sırasında sizin çalışmalarınızın bugüne nasıl ışık tuttuğunu, bugünü de nasıl kapsadığını paylaşmak istedim. Konuştuklarımıza görsel olarak da, artık çağımız ne yazık demeyelim, bu iyi bir şey olarak kullanıldığında çok değerli, görsellerle de desteklenen bilgilerle çok daha kalıcı sonuçlar hepimiz için alınabiliyor. Ben kısaca şimdi sizin hem valilik çalışmalarınızla ilgili hem de çok kısa hayatınızla ilgili bilgi vermek istiyorum buradaki konuklarımıza izninizle. İstanbul'da doğuyor Sayın Valimiz ve çocuk mütehassısı olan babası daha sonra Kocaeli senatörü olarak görev yapıyor. Ankara ve İzmit'te geçen çocukluğunun sonrasında İstanbul'da George Avusturya Kız Lisesi'nde, St. George Avusturya Lisesi'nde tamamlıyor. Ve İstanbul Üniversitesi Edebiyat Fakültesi, burada böyle aynı üniversiteden mezun olmanın şöyle bir mutluluğunu yaşıyorum. Farklı bölümlerde olsa Alman dili ve edebiyatı eğitimini tamamladıktan sonra yine Hamburg Üniversitesi'nde yüksek lisans ve doktorasını tamamlıyor. Ve yine doktor fil unvanı ile mezun oluyor. Şimdi
buradaki her şeyi kesinlikle okumayı düşünmüyorum. Ama bildiğim tek bir şey var. Lale Hanım'ın hayatında kültür, bilgi, her şeyin, onun gerçekleştirebildiği her şeyin temelini oluşturmuş. Kitabın tümü, belki bir eğitimci gözüyle de elimde olmadan okuma şeyi gerçekleştirdiğim, eylemi gerçekleştirdiğim için olabilir. Bundan sonra yapabildiği, yaptığı, topluma kazandırdığı her ne varsa başarı olarak Lale Hanım'ın, tümünde onun Almanca, İngilizce, İtalyanca bilmesi, dil bilmek için hayatını, dili öğrenmek için hayatının bir kısmını buna ayırmış olması ve her şeyi belki de bir sevgiyle, içtenlikle yapma becerisine sahip olmasını sağlamış. Bambaşka dillerden okuduklarıyla da. Ve adım adım bu şeyin içinde bizim için bugün onu bize getiren en önemli konuk olarak şey Türkiye'nin ilk kadın valisi olması. Çünkü biz 1930'larda seçme ve seçilme ile kadınların toplumun hayatına dokunan mevkilere gelmesini gözlemlerken atama yoluyla devletin en üst kademesine gelinebilmesi için bir kadının 60 yıl gibi çok uzun bir süre geçtiğini fark ediyoruz. Belki de burada çok şey mi olur bilemiyorum. Halk devlet idaresinden daha çabuk güvenmiş kadınlara. Kendisini yönetmesi konusunda diye düşünüyorum. Şunları paylaşmak istedim sizinle. Tarihte bugün nedir? 6 Temmuz 1991. Türkiye'nin ilk kadın valisi göreve başladı. 91-95 yılları arasında Muğla valiliğini yapan Lale Aytaman bu göreviyle ilk kadın vali unvanının sahibi oldu. Ve her gazeteye bunlar manşet olarak elbette ki çok değerliydi Türk kadını için elde edilen bu makam. Ve gazeteler ilk kadın valinin makamına oturmasına kendine özgü cümlelerle de ifade etti. Koltuğu doldurmak diye bir ifade vardır bilirsiniz Türkçe'de. Ve bayan vali iş başında. Sanıyorum itiraf etmem lazım. Ben de hitap etme konusunda küçük bir kriz yaşadım. Ne diyeceğimi bir türlü bilemedim. Burada da bayan vali. Bugün bayan dediğiniz zaman kafanıza bir saksı falan herhalde. Yeme ihtimalimiz çok yüksek. Ama o 90'lara baktığımızda bunu görüyoruz. Bu geldi aklıma görünce. Ve makamından gülümserken. Yine dönemin pazar eklerinde, yine Muğla'daki şeyleriyle ve burada şunu belki en çok paylaşmak istediğim şey, bir vali olarak bakıyorsunuz pazarda, denetimlerde karşımıza çıkıyor Lale Hanım. Bir bakıyoruz, eviniz temiz peki çevreniz kampanyasıyla sokaklarda halka, İşte temizlik üzerine 90'lar olduğunu düşünürseniz çok daha farklı bakmanızı sağlayacaktır. Böyle bir çerçevede ona rastlarken bir başka yerde valimi başkasına bırakmam deyip onu bindiği katırı alıp götüren bir köy kadınıyla birlikte görürken bir başka gazetede onu Amerikan basınında görüyoruz. Bu da onun bizimle paylaşacağı her şeyin ne kadar geniş veya paylaşamayacağı kadar çok şeyin belki de ne kadar geniş yelpazede olduğunu gösteriyor. Çünkü genelde şöyle düşünürüz biz, bir insan bir şey yapar, bir şey de başarılı olur. Canım hepsi de olur mu? Evet, olabiliyormuş. Ve nasıl söyletmiş, her vali Aytaman gibi olsayı gazete manşetlerine kadar taşıyor. Çünkü yine Muğla'daki bütün kültür hayatına dokunduğunu görüyoruz biz anılarında. Bunu
dünyanın bambaşka ülkelerine de taşıyıp orada da Türk kültürünü tanıtabilecek çalışmalar yaptığının örneği olarak da yine bu slaytı paylaşmak istedim sizinle. Tabii siyaset ve valiliğinin de en son olarak da belki bunu göstermek istedim. Kurtlar Sofrası'ndaki vali diye. Çünkü o direnişleri de özellikle bugün hala Muğla'nın hava kirliliği bir haber vardı. Paylaştık hatta birbirimizle. O günden bugüne kadar devam eden bir şey. Ama bunları neden söylemek, göstermek istedim, sizinle paylaşmak istedim? Çünkü sorularım onun anlatacaklarını sizin için o günlerden bugünlere taşıyan bir köprü olmasını istedim ben bu slaytın. Tekrar herkese iyi günler diliyorum. Geçmiş 8 Mart'ı arkamızda bıraktık ama inşallah sürekli 8 Mart'lar olsun. Kadın haklarının korunduğu günler, yıllar olsun istiyorum. Çünkü kat edecek daha çok uzun yollarımız var. Ve Yalova'ya çok özel bir selam göndermek istiyorum. Çocukluğumun bir kısmı İzmit'te geçerken Yalova'ya sık sık gider gelirdik. Hatta oradan babacığıma küçük bebekleri getirirlerdi tedavi için. Belki orada büyümüş şimdi evlat sahibi olan babamın elinin değdiği kimi kimseler de vardır, yetişkin kimseler. Onlara da selam olsun. Ayrıca çok özel bir ildesiniz. Kadın valiniz var. Bu çok mutlu ediyor. Çünkü halen Türkiye'de bildiğim kadarıyla sadece iki kadın valimiz var. 1991'den beri maalesef yolları kat ede kat ede ancak buraya varabilmişiz. Bu beni çok üzüyor. Ben o yolu açmaya gayret ederken o iğneleri filan bertaraf ederekten arzum en azından yarı yarıya illerimizde kadın valilerinde olmasıydı. Buradan değerli Yalova valimize de selam ve sevgilerimi gönderiyorum. Atandığında zaten ilk kutlayanlardan biri ben olmuştum. Şenur Hocam, sorunuza gelince ben daha ziyade ailemden de devam ettiğim Avusturya Kız Lisesi'nde de daha sonra Almanya'daki eğitimlerimde de her şeyden önce saygı ve disiplin ön plandaydı. Çevreye saygıyı insan çocuk yaşlardayken aileden aldığı terbiyeyle başlatıyor. Ondan sonra da o Almanlar Kinderstube derler, çocuk odasında başlar terbiye diye. Daha sonra okulda bize çok çok çevre bilinci verirlerdi. Biz o zaman tabii çok kızardık. Bir kağıt mı düştü, hemen onu başınızdaki tacınızı kaybetmezsiniz, düşmez tacınız, eğilip onu yerden alacaksınız derlerdi hocalarımız. Bu sözü hiç unutmam. Dolayısıyla ben yerde bir çöp görsem hemen onu böyle içimden bir tepkiyle alıp kenara kaldırmak gelir. Dolayısıyla bizler de evlatlarımıza verecek çok iyi örnekler olmak durumundayız diye düşünüyorum. Ayrıca kadınların işbirliğine de çok inanıyorum. Onların çok duygusal yaklaşımları oluyor çevreye karşı. Çünkü analık hissiyle hem doğaya hem hayata, insanlara olduğu kadar saygı ve sevgiyle yaklaşıyor kadınlar. İlk Muğla'ya gittiğimde de bana oradaki çevre sorunlarını gündeme getiren, dikkatimi çeken grup grup kadınlar olmuştu. Önce onları dinledim. Ondan sonra yavaş yavaş Muğla'yı tanıdıkça ne kadar haklı olduklarını gördüm. Ve elimden geldiğince konulara, sorunlara el atmaya çalıştım. Hatta böyle çevreci var falan diye de adım çıkmıştı. Ancak şöyleydi, İl Genel Meclisi'nin ve encümen toplantılarımızda ben işte şu çevresel sorun var arkadaşlar, onu
ön planda tutalım, oraya eğilelim dediğim zaman ilk başlarda bana aman Vali Hanım çevre mevre derlerdi. Fakat sonra zaman içerisinde o mesai arkadaşlarımın hepsi gerçekten çevreyi çok duyarlı olmaya başladılar. 90'lı yıllardan bahsediyorum. O zamanlar pek çevre konuları gündeme gelmezdi. Dolayısıyla benim Muğla'da özellikle Tanrı'nın göz bebeği gibi yaratmış olduğu bir ilde çevre benim için çok önemliydi. Hele de o güzellikler kültürle, o halkın doğal yaşamıyla birleşince uyuyan güzel diyordum Muğla'da. O güzel yavaş yavaş çok tatlı bir şekilde uyanmaya başlamıştı. O koltuktaki iğneler zaman içerisinde bir bir yok oldular. Çünkü sizin de biraz önce resimde gösterdiğiniz gibi ben Muğla halkıyla ve mesai arkadaşlarımla bütünleşerek yönetmeyi hep ön planda tuttum. Mesela bana sosyal konularda en çok yardım eden kadınlardı. Hatta bir grup oluşturmuşlardı. Öyle dernek falan da değil. Tamamen gönüllü. Benim sosyal faaliyetlerimde bana yardımcı oluyorlardı. Ben onlara meleklerim diyordum. Çünkü ben yalnız yaşayan bir kadındım. Eşim İstanbul'da oğlumla beraber kalmıştı. Oğlum o zaman daha ergenlik çağında ve okula gidiyordu. Dolayısıyla o düzeni bozamamıştık. Yani benim vali beylerin yanında eşleri sosyal konularla daha ziyade ilgilenirken benim yanımda öyle bir eş maalesef yoktu. İşte meleklerim o zaman benim imdadıma yetişiyorlardı. Çok güzel etkinlikler de yapıyorduk. Dolayısıyla işbirliği, inanç ve amaca doğru yolda kesin kararlılıkla prensibim Şenur Hocam. Sayın Valim, şimdi çevreyle ilgili dedik ama burada ben böyle küçük notlar tutmuşum, onları paylaşmak istiyorum. Mesela arıtma tesisleri konusunda son derece dikkatli ve hükümetin kararlarının dışında halkın yararına kararlar alabilmişsiniz. Rüzgar enerjisi üzerine çalışmalar o dönemde başlatıyorsunuz. Ağaçlarda, çam ağaçlarındaki kese böceğiyle bir mücadele şeyi var. İlaç sıkılıyor. Arıcılık zarar görünce bu sefer böcekler aracılığıyla bir araştırma yaptırılıp böceklerin kese böceklerini yiyebileceği bir şeye dönüştürülüyor. Onun dışında nadide orkideler için ayrı çalışma yaptırıyorsunuz. Her doğan çocuk için bir ağaç dikim çalışması yapılıyor. Orman yangınlarıyla ilgili de imamlardan destek alınıyor vaazlarda halka. Çünkü orman köyüne erişebilmenin belki de devletin ulaşabilmesinin en etkili yollarından birisi. Ve Muğla'nın kültür envanteri, yani bir yoldan ağacın, yol yapımında bir ağacın etkilenip etkilenmediğini bile oradaki özel bir ağacın takip edebilecek kadar iliyle ilgili tüm çevre sorunlarına hani el atabiliyorsunuz. O yüzden de hani çevre deyince neyi kastettiğimizi, işte o hani aman çevre mevre dedikleri muhtemelen bunlardı halkın o bilince sahip olmadan. Ama halkın yeterli bilince sahip olduğunda da nasıl doğrunun yanında çalışmayı kabul ettiğinin de bir örneği olarak çok değerli buluyorum yaptığınız çalışmaları. Şimdi kadınlarla ilgili projeler yapmışsınız. Bunların başında da bir Muğla El Sanatları. Gerçi kitapta çok hoştu. Gelir getirdiğini görünce erkekler kadınlardan daha çok sarılmışlar. Bu da benim çok hoşuma gitmişti okuduğumda. Paranın varlığını görünce. Bununla ilgili Beymen'in Yeşil Yurt'a gelmesi, yani en büyük markaların dikkatini çekebilecek bir şey olduğunu düşünüyorum. Böylece şu da ortaya çıkıyor. Yani evet, belki hani çevre mevre denince bunlar yenmiyor demek istiyor muhtemelen bizim halkımızın bakış açısı olarak düşündüğümde. Ama siz aynı zamanda oradaki insanların
geçmiş kültürleriyle bağlarını göz önüne alarak onların ekonomik yönden de daha iyi yaşam şartlarına sahip olabilmesini sağlamak için çok güzel çalışmalar yapmışsınız. Bundan söz edebilir misiniz diyeceğim. Fakat ondan önce bir şey söylemek istiyorum. Muhtemelen bu çevre çalışmalarıyla ilgili o yıllarda ODTÜ bir araştırma yaptırmış. Ve Muğla Türkiye'de o bir şey için birinci seçilmiş. Ama ne için seçilmiş? Tırnak içinde çok keyifle söyleyeceğim. En insanca yaşanabilir il seçilmiş. O kadar kıymetli ki en insanca yaşanabilir il dediğinizde bunun içine belki hepimizin hayal gücü başka bir şey koyacaktır ama her birimizinki çok güzel şeyler koyacaktır. Bu da beni burada çok etkileyen, hatta şunu düşündüm, üniversitelerin böyle şeylerle ilgilenmesinin de ne kadar etkili olabileceğini, daha güzel şeylerin yapılması için diye de ayrıca düşündüm. Ama ben bu kadınlarla ilgili, Melsa ile ilgili çalışmalarınızı da madem hem 8 Mart Kadınlar Günü çerçevesinde yapıyoruz bunu, nasıl bir çalışma yapmıştınız? Sizden dinlemek istiyoruz. Şengül Hocam, yani o kadar dikkatle okumuşsunuz ki bazı şeyleri ben bile unutmuşum. Siz bana tatlı tatlı anımsattınız. Şimdi ben tabii Muğla'ya gider gitmez esasen hiç tanımadığım bir ildi. Önce dört bir köşesini dolaşarak nelerin ön planda olduğunu, nelerin ihmal edildiğini, nelerin yapılabileceğini tespit ettim. Sık sık kadınların el becerileri böyle fuarlarda, kermeslerde ortaya çıkarılıyordu. Hayranlıkla izliyordum çünkü her biri ayrı bir sanat eseriydi gördüklerimin. Muğla zaten kültüre önem vermiş bir ildir. Evleriyle, özel bacalarıyla bilinen bir yer. O güzelliklere bir de kadınların el becerileri katılınca bunlar benim dikkatimi çekti. Ama ne oluyordu biliyor musunuz? Fuarda veya kermeste sergileniyor, çeyiz sandıklarına giriyor bunlar. Hiçbir getirisi olmadığı gibi o sandıklarda yıllarca işte bir nesilden bir diğer nesle veriliyor ama ortaya çıkmıyor. Yani yeterince görülmüyor. Dolayısıyla ben bunu bir organizasyon haline getirmeye çalıştım. Ama bir de her şey birbiriyle iç içe ve el ele gidiyor. Şimdi şu ufak bir anekdotu size nakledeyim. İlk başta tabii işte vali mi diyelim, vali bey mi diyelim, valiye mi, hanım mı diyelim bu karmaşadan sonra o işte sayın valim falan oturdu. Fakat nereye gitsem özellikle kırsal kesimde devamlı erkekler tarafından karşılanıyorum. Zaten etrafımdaki müdürlerin hemen hemen hepsi erkek, korumalar erkek. Ben tek başıma bir kadın her yerde. O zaman daha Türkiye'de o kadar fazla görünür kadın yoktu. Henüz bir başbakan da olmamıştı mesela. Dolayısıyla kendi kendime dedim ki ben bu kadınları önce bir sosyal faaliyetin içine çekmeliyim. Yani onlar da kadın valiyi görsün. Çünkü ne yapıyorlar biliyor musunuz? Tatlı tatlı perde arkasından camlardan seyrediyorlar. Cesaret edip gelemiyorlar. Veya o sırada tarladalar, tütün topluyorlar. Erkekler kahveden çıkıp koştura koştura geliyorlar. Dolayısıyla ben muhtarlara şöyle bir mesaj yolladım. Dedim ki bundan böyle ziyaret ettiğim yerlerde eğer kadınlarla birlikte karşıma çıkmazsanız ben oraya hiçbir hizmet götürmeyeceğim, bir daha da gelmeyeceğim. Dolayısıyla kadınlar da erkeklerle beraber beni karşılamaya, konuşmaları dinlemeye, kahveye gelip oturmaya başladılar. Hatta ben de kadınlara siz şöyle bir ön tarafa gelin diyordum. Çünkü en öne arkala erkekler oturuyor. Arka sıraya da çekine çekine kadıncağızlar yerleşiyorlar. Bir kere bu yerine oturdum. Sonra el becerilerini gördüm.
O yıllarda tütüne kota getirilmişti. Dolayısıyla tütün ekenler ne yapacaklarını şaşırmışlardı. Gelirleri azalmışlardı. Ben de tütüne alternatif gelir kaynağı olabilir düşüncesiyle bu dokumacılığı, el sanatlarına olan yatırımı desteklemek istedim. Özel idare nezdinde bir şirket kurdum. Adı Muğla El Sanatları oldu. Dokuma tezgahlarını yenilettik. Beceri kazandırma kursları vasıtasıyla yeni dokuma tezgahları kurdurttuk. Ve ondan sonra çok güzel, hatta ne dokuyacaklarını da bilemiyorlardı. Mesela bir seferinde dedim ki şöyle güzel bir Amerikan servis yapsanız, modern. Herkes masalarında, yemek masasında falan kullanabilir. O ne dediler? Amerikan servis nedir? Evimden kendilerine ölçülü, biçili böyle güzel modeller verdim. Yapmaya başladılar. Böyle üretim artınca dediğin bir gerçekten baktılar ki, bir de tabii bunlara pazar bulmak gerekiyordu. O zamanlar gerek okuldan tanıdığım Beymen'in sahiplerinden bir okul arkadaşım, o zamanın genel müdürü vasıtasıyla onlardan rica ettim gelip görmelerini. Vakko, Vitali Hakko Nurlar'da yatsın, onu davet ettim, geldi. Bayıldılar hepsi ve kendileri belli dizaynlar vererek yaptırdılar. Sipariş bunlar Vakko, Beymen gibi büyük mağazalarda satılmaya başladı. Bayağı güzel bir gelir. Ayrıca ben Muğla Kız Sanat Enstitüsü'nde o kumaşlardan giysiler diktirip ben de onları giyiyordum. Hatta Dünya Tekstil Fuarı'nda filan da sergilenmişti. Gelir getirmeye başlayıp erkeklerimiz de ya biz niye oturmuyoruz deyip dokuma tezgahlarında tıkır tıkır dokumaya başlamışlardı. Benim idealim bunun markalaşıp dünya çapında yayılması idi. Ama biliyorsunuz bizde kurumsallık pek maalesef mevcut değil. Kişilere bağlı oluyor daima devamı. Gerçi bugün MELSA devam ediyor. Muğla Büyükşehir Belediyesi'ne geçti. Dokumalar devam ediyor. Diğer el sanatlarıyla da birleşti. Ama benim arzu ettiğim şekilde bir dünya markası el dokumacılığı Muğla'nın güzel yarattıkları daha küçük çapta tanınır oldu. Mesele budur. Kadınları tanımak, onları tütün tarlalarından çekip hem sosyal yaşama karıştırmak hem onlara bir getiri, gelir kaynağı sağlayarak saygınlıklarını arttırmak. Benim amacım buydu. Hem de ülkedeki kadın istihdamına bir katkıda bulunmak. Bu da ekonomiye büyük bir katkı oluyor idi. Bilmem yanıtlayabildim mi? Evet, kesinlikle. Çok teşekkür ediyoruz ama bu arada tabii ki sizin teşekkür ederim. Sizin atladığınız bir şeyi diyeceğim. Ben artık madem kitabı güzel okumuşum böyle diyebilirim kendim için. Tekstil Sanayi Kongresi'nde dünya onur konuğu oluyor bu çalışmalarıyla aynı zamanda Lale Hanım. Onu da evet, söylemek lazım. Ve 1994 yılında Türk Kadınlar Birliği, Nezihe Muhittin'in adı böyle tam gönlümden zikrediyorum. Türk Kadınlar Birliği'nin kurucusunu. Ama 1994 yılında Yılın Kadını ödülü de yine Türk Kadınlar Birliği tarafından Vali Lale Aytaman için uygun görülmüş. Ben yine bir şey daha hemen ekleyeceğim. Tarlasından çıkmak istemeyen kadın ne olacak peki demiş bence valimiz. Onlar için de bağcılık projesi geliştirilmiş. Yani ben çıkmak istemiyorum tarlamdan, sosyal hayata da katılmak istemiyorum. Bu da benim tercihim değil mi? Bu da benim tercihim olabilir. Ve bağcılık gelişmiş. Datça'da bademcilik üzerine hatta festivaller düzenlenmiş. Bu şeyde evet
bu çerçevede ve aslında kadınlarla ilgili sadece bu değil, kadınların belki bugün bir spor salonuna gittiğimizde ya da sabah yürüyüşlerinde kadınların erkeklerden bile çok olduğunu gördüğümüz bir zaman dilimindeyiz biz. Ama şimdi bunu ben anlatacağım. Siz devam edeceksiniz Sayın Vali. diyor bir spor şey sabah sporu yapmak için spor kıyafetlerini falan giyiyor ve işte haber veriliyor. Geliyor herkes ama herkes günlük kıyafetleriyle geliyor. Çünkü kadınlar spor kıyafetleriyle dışarıya çıkmaya cesaret edememişler. Şimdi keşke burada çok daha fazla genç olsaydı. Ama inşallah bu programın kaydını daha çok genç izler. Siz söylersiniz güzeldi diye inşallah daha çok insanın bundan yararlanmasını sağlarsınız. Sahip olduğumuz her şeyin hep öyle olduğunu ve hep öyle kalacağını zannetmek gibi insan olarak bir yanılgımız var bizim. Bu çok tehlikeli ve üzücü bir yanılgı aslında. Düşünebiliyor musunuz? Bir vali hanım sizi spor için davet ediyor. Sabah siz günlük kıyafetlerinizle gidiyorsunuz ama o spor kıyafetleriyle gelmiş. Çünkü örnek oluyor ve önce oluyor. Bugün söyleseniz ne var ki ben giyip giderim der kızınız, torununuz belki, evlatlarınız. Ama işte öyle olmadığını ve hala öyle olmayan, olamayabilecek birçok yer olduğunu da işte o olanların unutmaması için eline gelen bütün imkanları diğerleri için kullanması. Benim bu etkinliği düzenlerken en büyük amacım buydu. Kendisi her türlü imkana sahip olan insanların başkaları için bir imkan sahibi olduğunda sonuna kadar onlar için bunu kullanabildiğini görmenin verdiği sevinçti benim gördüğüm şey. Çok geç fark ettiğim için ben burada herkesin huzurunda özür diliyorum valimizden ama çünkü sonuçta biz de uzun zaman olmuş kitap yayımlanalı ve bunlar yaşanalı ama hayatın kargaşası birileri dikkatimizi çekmeden bir şeye çok da bizim için aydınlık olmuyor. Çok aydınlık bir şey bile olsa burada olduğu gibi. Çok bu spora teşvik valilik koşusu. Bir de o ben ısrarla o havuz hikayesini anlatmanızı istiyorum. Çünkü illa benim eğitici yanım çıkıyor burada ve sizin hiçbir şeyden o vazgeçmemeniz. Hani onda da sanki havuz mavuz ne olacak demişler gibi geldi bana. Ama o kadar etkilendim ki oradaki şeyden. O çok küçük şeylerin bile halk için ne kadar değerli olabileceği farkındalığıyla yaptığınızı düşünüyorum onu. Ben onu anlatmanızı istiyorum. Kitabı ben okudum, ben seçiyorum neleri anlatacağınızı burada. Çok keyifliymiş. Vallahi bazı detaylar Şeynur Hocam benim aklımdan çıkmış. Ben anlatırım hemen. Biz, yoksa rol çalmış şöyle bir ilave yapmak istiyorum. Bakın o spor kısmına bir ilave yapmak istiyorum. Ben durup dururken hadi hanımlar kalkın gelin spor yapalım demedim. Şimdi bu halkla çok yakın ilişki kurmanın verdiği bir takım avantajlar var. Bir de ben hep kendi kendime şunu söylüyordum. Benim üzerimde belli bir yükümlülük var. Ben bu yolu açmak için elimden ne gelirse yapacağım. Kadınlar için ne kadar ben yol açıcı olursam bundan sonra kadınların ilerlemesi daha kolay olur. Dolayısıyla gözüm çok karaydı. Bir toplantıda gene böyle kadınlarla sohbet ediyorum. Aralarında beden eğitimi öğretmeni var, hemşire var, hasta bakıcı var. Öğretmen var, karışık bir grup, hiç evde oturan hanımlar var. İşte ne yapıyorsun filan. Ben dedim kendim alışığım yani evde kalkar kalkmaz biraz spor hareketleri filan yaparım. Bana dediler ki, ay biz de çok istiyoruz ama Muğla'da spor yapacak hiçbir imkanımız yok. Dedim nasıl olmaz? Stadyum var, stadyumu açtırırım ben. Hep birlikte gider orada. Beden eğitimi hocaları hemen biz
önderlik ederiz, hareketler size gösteririz dediler. İşte biz sağlık ekibi olarak geliriz, destek veririz dediler. Dolayısıyla biz bir grup kadın oluşturduk. Ben de şimdi oraya yani vali kıyafeti tayyörlerimle gidecek değilim yani. Ben giydim gittim. Bir de bak benden başka eşofman giyen hiçbir hanım yok. Ama şimdi bugün Muğla'ya gidin. Spor salonları var, spor olanakları var. Ben stadyumu kadınlar için açtırdığımda yerel gazeteleri görecektiniz. Kadınlar, bayanlar sporda. Bayanlara şey açıldı. Kim bilir ona çok kızanlar da olmuştur belki. Yani futbol sahasının, stadyumun bayanlara açılmış olmasına çok içerleyenler de olmuştur ama ben işte yol açmak amacıyla yürüdüğüm için benim önümde hiçbir mania beni engelleyemiyor. Benim iradem çok yüksekti. Ya açarım ya çekilirim. Kendi kendime hep bunu söylüyordum. O yolu açmak için de elimden gelen her şeyi yaptım. Çünkü bu atamayla toplumsal tarihimiz için bir dönüm noktası oluşturuluyordu. Ne kadar çok kadın görünür ve önemli tepe pozisyonlarda olurlarsa o kadar kademe kademe kadınların görünür olması ve onların özgürlüklerine kavuşması daha kolay olur diye düşünüyorum. Havuz hikayesini siz anlatın hocam. Ben detayları unuttum. Bir şeyler olduydu ama. Şimdi bir olimpik havuz açılması için çalışma yapılıyor. Havuz da açılıyor. Muğla'nın içinde deniz var mı? Yok. Halk sıcak. Vali Hanım hem Milli Eğitim Bakanlığı'ndan hem de Kültür Turizm Bakanlığı'ndan filan spor, Gençlik Spor Bakanlığı'ndan şey istiyor, hoca istiyor. Diyor ki havuz hazır ama halka kim öğretecek yüzmeyi? Hiçbir cevap gelmemiş. Nokta. Sonra valimiz kişisel ilişkilerini kullanarak işte dil bilmenin, farklı kültürlerden insanları belki tanımanın getirdiği en büyük avantajlardan bir tanesi Almanya'dan hem de lisanslı, son derece güçlü yüzme hocaları geliyor. Ve onlar vermişler çocuklara çalışmaları. Yani burada ben hep şunu düşündüm. Yani ben yaptım olmuyor. Böyle bir cümle hiçbir yerde, hiçbir şeyde geçmiyor. Sizin aynı zamanda yerel ve bölgesel meclis temsilcilerinden oluşan bir ulusal heyetle Strasbourg'daki bir şeyiniz var. Bu konularda da bize bilgi verirseniz, yani bir valinin uluslararası platformda bir ülkenin tanıtımında ve ilinin tanıtımında ne kadar etkili olabileceğinin en güzel örnekleri sizin Muğla Valiliğiniz sırasında deneyimlenmiş. Belki bu konuda da kısaca bize bilgi verirseniz çok değerli bir katkı olacak programımıza. Değerli hocam, benim sesim nasıl geliyor bilmiyorum. Sizin kesik kesik duyabildim. Sizinki çok güzel geliyor. Sayın Valim. Tamam, o zaman anladım geliyor. Ben sorunuzu. Tamam, sorunuzu aşağı yukarı anladım. Şöyle ki, bir saniyenizi rica edebilir miyim? Burada bir küçük hanım var. Geleceğin efendim voleybolcularından Maya, benim torunum, gel şöyle yaklaş. Görüyor musunuz? Bu küçük hanım benim torunum Maya. Voleybol hastası. Sık sık voleybol gidiyor, Maya, takımlara Maya giriyor, oynuyor. Şimdi de gitmek üzere, ben onu bir yandan öpüyorum. Güle güle tatlım. Evet, kadınız, bir yandan anneyiz, bir yandan babaanneyiz. Biz böyleyiz işte. Onlar bizim çok kıymetlilerimiz. Tamam. Evet hocam, şöyle. Ben güzel oldu.
Değil mi? Spordan söz etmiştik ve sporcu bir forum. Ben şöyle hocam, ben çok şöyle, evet, spordan söz ederken şimdi kızlarımız maşallah voleybola çok büyük merak sardılar. Mayacığım daha 4. sınıfta, çok seviyor. Vakıfbank'ın reklam, bilmiyorum, iyi bir takımda, çocuklar arasında, küçükler arasında her hafta sonu gidiyor antrenmanına. Çok seviyor, bütün maçları takip ediyor. Bakın nerelerden nerelere geldik. Çok mutluyum ben. Zaten voleybolcu kızlarımız da bize ne kadar büyük mutluluk yaşattılar, yaşatıyorlar. Bunlar da artık bizim kadına bakış açımızın ve kadının statüsünün Türkiye'de her şeye rağmen ilerlemekte olduğunu gösteriyor. Bundan büyük mutluluk duyuyorum. Teşvik ediyorum bütün çocukları ve gençleri. Evet. Hocam devam edeyim mi diğer sorunuzda? Bu Avrupa Konseyi'ndeki görevleriniz ve bu tamam. Yerel bölgesel. Şimdi Avrupa meselesi şöyle. Ben genç kızlığımdan itibaren hep uluslararası ilişkileri çok değer vermiş biriz. 16 yaşımda bu liseler arası değişim programından Amerika'ya gidip bir yıl kalmıştım bir aile arasında. Sonra döndüm, biyografyamda o biraz benim yanlış yazıyor. 2 yıl İstanbul Üniversitesi'ne devam ettikten sonra aklım hep sınırları aşmakta olduğu için kendim gene burs kazanarak Almanya'ya, Hamburg Üniversitesi'ne gittim. Bir yıllık iken sonra baktım o dilde ben eğitim görüyorum, devam edeyim dedim. Ve bir 6,5 yıl ben Hamburg'da geçirip doktoramı da orada tamamladım. O esnada aynı zamanda yavaş yavaş yurt dışına gelmekte olan Türk işçilerinin, çocuklarının eğitimdeki zavallı durumlarını görünce gönüllü olarak onlara da öğretmenlik yaptım. Almanlar şaşırmışlardı. Türklerin en yoğun olduğu bölgede gittim o okula, müdürüne çıktım. Ben dedim doktoramı yapıyorum, biraz vaktim var, kendim serbest çalışabiliyorum. Gönüllü olarak bizim öğrencilerimize ben ders ver Almanca istiyorum dedim. Siz dedi gökten zembille inmiş melek misiniz dedi bana müdür, buyurun dedi ve ben çeşitli kademelerdeki ilköğretim okulundaki çocuklarımıza Almanca ders veriyordum. Türkçelerini de unutmamalarına yardım ediyordum. Özellikle annelerin, babaların pek okula göndermek istemedikleri kız çocuklarının ailelerini de gönüllü olarak dolaşıyor. Onları ikna ediyordum. Ve ben oradan ayrılırken çocuklarımız şöyle kambur kambur, ezik ezik bahçelerde dolaşırken sınıflarda parmak kaldırır, cin gibi cevaplar verir, iyi notlar alır. Çocuklar haline gelmişlerdi. Ben ayrılırken de bana sürpriz olarak bizim Nasreddin hocamızdan güzel bir öyküyü Almanca'ya çevirip Alman ve Türk ebeveynler karşısında Almanca sahneye koymuşlardı. Bu da benim en büyük keyiflerimden bir tanesidir. Şimdi hep dışa dönük yaşadım ve yabancılarla çok iç içe yaşadım. Ben uluslararası ilişkilerin milli menfaatleri zedelemeden çok güzel iş birlikteliklerini oluşturabileceğine inanıyorum. Muğla gibi turistik bir yerde bu benim deneyimlerimden, ayrıca eşimin diplomat olması nedeniyle diplomat tecrübelerinden de yararlanarak dolayısıyla yabancılarla iyi ilişkiler yürütmeye çalıştım. O havuz olayında da bunun etkisi görüldü. Ayrıca Avrupa Konseyi Parlamenterler Meclisi diye bir kurul vardır. Türkiye onun kuruluşundan beri üyesidir. Onun bir de yerel ve bölgesel yönetimler kongresi idi o zaman adı. Öyle bir bölümü oluşturulmuştu. Dolayısıyla bakanlık beni de uygun gördü ve ben milli eğitim birkaç yıl başkanlık yaptım ayrılıncaya kadar. Orada da
Yerel yönetimler şartının hazırlanmasından tutun da her türlü yerel yönetimlerle ilgili kararların alınmasında biz milli heyet olarak çok başarılı ve çok etkin bir grup oluşturuyorduk. Yerel yönetimlerden başlar demokrasiler prensibine ben çok inanıyorum. Şimdi önümüzde yerel seçimler, muhtarlarımız, belediye başkanlarımız, onların rolleri gerçekten küçümsenmemeli ve bu seçimlere her vatandaş değer ve önem vermeli diyorum. Oylarımızı mutlaka kullanalım. Burada siyasi partilerden ziyade kişiler, becerileri ve yaklaşımları bence çok önemli. O iradeyi biz göstereceğimizi inanıyorum. Dolayısıyla benim yerel yönetimlere yaklaşımım da böyle olduğu için orada bizim milli heyet arkadaşlarımızla beraber çok başarılı çalışmalar yaptık. Sonra ben bir dönem parlamentoda milletvekili görevi yaparken o zaman Avrupa Konseyi Parlamenterler Meclisi'nin de Türk delegasyonu içerisindeydim. Ve ben ilk Türk milletvekili olarak çevre, bölgesel ve yerel yönetimler komisyonu başkanı oldum. İlk Türk oldum. Yani bir komisyon başkanlığına seçilen ilk Türk oldum. İlk Türk kadın değil, ilk Türk oldum. Bunu da vurgulamak isterim. Dolayısıyla ben yabancılarla ilişkilere değer veriyorum. Pek çok sorunun diplomatik yollarla çözülebileceğine inanıyorum. Hepimizin amacı barış olduğuna göre bu barış dilini kullanarak hem birbirimize yardım hem destek sağlayabiliriz. Ama gerektiğinde gereken cevabın da verilmesi gerekir. Kitapta okumuşsunuzdur herhalde. Bir komşumuz olan bir şeyle böyle bir bizim deniz sınırımıza müdahale gibi bir durum olunca da en sert tavrı koydum. Ve bizden bakanlıklar nezdinde o zaman özür de dilenmişti. Önemli olan özgür ve kendini pek çok alanda çok iyi yetiştirmek. Ben buna gayret ettim. Hala bu yaşıma rağmen her konuda kendimi geliştirmeye çalışıyorum. Yapay zekası şusu bugün yani gençlerimizin ilgilendiği pek çok şeyi gerekirse torunuma sorup öğreniyorum. Dolayısıyla zamanın içerisinde lazım. Zamanın arkasında veya dışında kendi bulunduğunuz pozisyonda da yaptığınız hizmetler tam yerine oturmaz diye düşünüyorum sevgili hocam. Çok teşekkür ediyoruz. Ben bir kere daha inanıyorum ki bu kitabı yeniden bastırmak lazım. Çünkü konuşmamız ve anlatmamız gereken inanın Türkiye'nin ilk doğa tarihi müzesine Lale Aytaman'ın açtırması. Onun yanında İASOS'ta ben çok küçük bir şey sizi çok yorduk söylemek istiyorum. Gecenin bir vakti Ankara'dan büyük bir telaşla bulunan bir şey için destek istemek sanıyorum sadece kadınlara özgü bir şey. Şimdi burada övünmeden duramayacağım. Bu paniği hiçbir erkeğin göstermeyeceğini düşünüyorum ben. Bir akşamüstü bir şey öğreniyorsunuz gece Ankara'ya. O günün şartlarında haberleri uçuruyorsunuz. Sabaha geliyor destek. Çünkü o kadar kıymetli ki her şey. Biz fark edene kadar yabancılar gelmişler alıp götürüyorlar parçaları. Bu fark edilir fark edilmez sabaha kadar Ankara'dan geliyor. Çünkü bunun sanıyorum karşılık bulması da kendi yaptığı her işi titizlikle yapan ve bunu kabul ettirmiş bir valinin isteğini yerine getirme çabası aynı zamanda Ankara'nın gösterdiği de. Çok şey var söylenecek ama yine sizin ben kesin unuttuğunuz bir cümleyi oradan yakaladım. Herkese de belki ilham olur diye paylaşmak istiyorum. Bu bir gazete haberinden yalnız yöneticilikle ilgili hiçbir şey bilmiyordum diyor.
Muğla valisi olmadan önce valimiz. Fakat devamı beni çok etkiledi. Belki hepimizin bunun üzerinde düşünmesi gerekiyor. Ben de bu bütün toplantıdan en son bir şey alacaksak bunu alalım hep birlikte diye düşündüm. Yöneticilikle ilgili hiçbir şey bilmiyordum. Fakat kendi gücümün ve derecesinin de farkında değildim. Böyle bir cümle kurulmuş. Muhtemelen bu cümle birçoğumuz için yeniden dönüp kendimizle ilgili sanıyorum biraz önce Sayın Malim'in de dediği gibi bunun ne yaşla ilgisi var, ne içinde bulunduğumuz konumla ilgisi var, ne bizde doğrudan görev olarak beklenen şeylerle ilgisi var. Bizim neyi görev edindiğimizle, neyi misyon edindiğimizle yaşamla ilgili ve bunları örnek olarak bizden sonrakilere, belki böyle bizim arkamızdan kitaplar kalmayacak, bu kadar büyük anılar yok. Ama iyi bir anneanne, iyi bir babaanne, iyi bir anne, iyi bir kadın olmak hangi alanda olursa olsun bence hepimizin yapabileceği şeyler arasında yer alıyor. Sayın Valim, sizi çok yorduk. Ama sanıyorum herkes benimle aynı fikirde, bir el kalkıyor ama evet. Siz söyleyin, ben tekrarlayayım. Sizin sesinizi duyabilir mi? Ben kendim de şu an İzmit'te okuyorum da, İzmit Kocaeli Üniversitesi Hukuk Fakültesindeyim. Eğer kendinizi uygun görürse onu fakültemizde ağırlamak istiyorum. Evet. Hemen bir teklif aldınız Sayın Malim ama İzmitli olduğunuz da duyulunca burada Hukuk Fakültesinden pırıl pırıl bir kızımız var. Diyor ki biz Sayın Malimizi biz de ağırlamak isteriz diyor. Böylece bu etkinliklerin aslında gençlere de ulaşarak ne kadar amaca uygun hizmette bulunduğunu ilk örneği olarak ben çok mutlu olduğumu söylüyorum önce. Değerli hocam, çok değerli konuklar, ben sizlerle bir arada olmaktan dolayı çok büyük bir mutluluk duydum. Hem eski anılarım tazelendi ama Şeynur hocam da bayağı çalışmış. Yani öğrencim olsaydı herhalde çok iyi bir not alırdı bugün. Kocaeli Üniversitesi'nden o sevgili kardeşime de benim telefon numaramı verebilirsiniz. Yalnız takdir edersiniz, ben artık biraz yorgunum. Yani mesafeler kat ederek bir yerlere gidemiyorum. Ancak online bağlantı birkaç tane böyle kabul edebiliyorum. Bu yılların verdiği bir yorgunluk, pes etmedim ama yani yaş da bana diyor ki artık birazcık yavaşla. Çok güzel mesajlar verdiniz sevgili hocam. Ben de en son olarak şunu söylemek istiyorum. Hele gençlerimiz kendilerini her alanda yetiştirsinler, okusunlar, öğrensinler, merak etsinler. Merak insana çok şeyler öğretiyor. Onu siz beyninizin bir tarafına kaydediyorsunuz. Sırası geldiğinde o beyin size onu kullandırtıyor. Ben valilik yaparken şunu anladım ki gerçekten çok şeyler biriktirmişim. Orada bir şey görmüşüm, öbür tarafta bir şey görmüşüm. Dünyaya açık olmamın da verdiği bir takım deneyimlerle ben onları bazı hiç ummadığım yerlerde ufak ufak da olsa uyguladım. Dolayısıyla ne kadar çok deneyim edinirseniz, ne kadar çok kitaplardan bilgi toplarsanız veya etrafa açık olursanız, bir de insan severseniz. Ben insan seviyorum. Yani insanı sevmesem o kadar herkesin içine karışamazdım. Bir ufacık şey söyleyeyim mi? Toplumun içerisinde son derece sağlık açısından özürlü bir kadıncağız bir gün geldi, ellerime sarıldı. Ben o eli çekemedim göre göre. Göre göre, hatta yanımdaki korumalar engellemek istediler.
Ama öylesine sarıldı ve benden öyle bir dilekte bulundu ki ben o elimi çekemedim. İşte bu sıcaklığı bütün yöneticilerin halkına, milletine, hatta birbirine karşı hissetmesi gerekir diye düşünüyorum. Özellikle yöneticilerin bütün halka sevecenlikle yaklaşması, onların dertlerine ortak olması. Araya mesafe koyduğunuz zaman o dertler sanki genel bir şey oluyor. Halbuki siz onları içselleştirip, işte benim o akşam gece yarısı, ama Sayın Bakan da o zaman hiç bu telefonumdan rahatsız olmadı ve derhal samimiyetime inanarak ertesi gün gerekeni yaptı. Ama benim zaten siyasilerle bazı sürtüşmelerim oluyordu. Menfaat düşkünleriyle de oluyordu. Yani beni kıtır kıtır doğramak isteyenler de çıkıyordu. Ama halk valimizi elletmeyiz diyordu bir. İkincisi, yönetimde de Ankara'da da izan sahibi, memleket seven herkes bana yardımcı oluyordu. Dolayısıyla ben iyi niyete çok inanıyorum. Hepimizin içi iyiliklerle dolsun. Sevgili Yalovalılar, ben bir gün oraya geleceğim. Kadın valimizi mutlaka ziyaret edeceğim. Sizlerle beraber olacağım inşallah. Şehnur Hocam da bana bunu hatırlatacak inşallah. Bir araya geleceğiz. Hepinize çok sıcak, çok aydınlık, çok güzel günler diliyorum. Hepinizi sevgi ve saygıyla selamlıyorum. Çok mersi Şehnur Hocam. Çok teşekkür ediyorum Sayın Malik. Çok sağ olun. Çok Yalova'dan en içten sevgi ve saygılarımızla bütün konuklarım adına herkesin yüzündeki mutluluğu, o enerjiyi ben görüyorum. Size en kısa zamanda o program iletildiğinde ben ondan önce de size anlatacağım zaten. Siz de göreceksiniz. Güzel çiftlik. Yandan teşekkürler ediyorum. Bu arada ben yüz almak için elinize sarılan kadının cüzdan olduğunu söyleyeyim. Evet. Bu arada yani öğrenci olunca yüz alacaktım. Artık alırım yüzü. Alırsınız. Yani ben de böyle bir irkilerek okudum o bölümü ve haklı yani, ama hakikaten çok güzel. Kitabı bastıralım. Önce Yalova'da imzayı alalım hem de. Öyle bir şey yapalım biz bunu. Valla basmak isteyen olursa ben açıyorum. Ben kendi kitabımı bastırmak için hiç kimseden ricada bulunmam. Bunu da söyleyeyim. Basılacak. Ben Sayın Valim, ben her programıma böyle kitapları önüme yığıp yapıyorum. Ne zaman buraya gelsem de öyle yapıyorum. Kitap benim için vazgeçilmez. Bu olmasaydı ne ben sizi tanıyabilecektim, ne de ülkemizin bu kadar güzel işlerle ülkesini seven insanların varlığından hepimizin haberi olacaktı. Onun için kitap aydınlıktır. O yüzden karanlıklar korkarlar kitaplardan. Biz karanlıklar bizden korksun diyoruz aydınlık günler için. Bütün kadınlar olarak. Çok teşekkürler. Sevgiler, çok teşekkürler. Çok çok sevgiler. Çok teşekkür ediyorum. Sağ olun. Emeğinize sağlık. Evet. Evet. Eğitim emekçisini ayakta alkışlıyorum. Evet. Ben de sizi alkışlıyorum. Bu tür etkinliklerde en çok korkulanın, kimsenin gelmemesi olduğunu bilin. Vaktiniz varsa hep bekleriz. Kıymetli Şenol Hocamıza çok teşekkür ederiz. Mükemmel bir moderatörlük. Tabii bu arada kent yetkisiyle ailesine ayrıca teşekkür ediyorum. Yalova'daki bütün etkinlikleri hem Yalova'mızı hem de ülkenin her tarafına yayıyorlar. Ben bu gibi etkinliklerin devamını diliyorum. Sayın Kadın Meclisi Başkanımıza, yönetim kurulu üyelerine ayrı ayrı teşekkür ediyorum. Yapılacak o kadar çok şey var ki, hani şu meşru yapacak hiçbir şey yok klişesinin dışında, benim onu her duyduğumda hayır yapılacak çok şey var dediğim gibi.
yeni bir cepheden, yeni bir gözle ama hep gördüklerimize, hepimizin bildiklerine farklı açılardan bakmaya çalışacağım. 1930'a kadar kadının siyasi mücadelesi devam eder. İnsanların yaşadıkları dünya üzerinde söz sahibi olmaları insan oldukları için haklarıdır. Bunun dışında bir ayrıma hiçbir gerek olmadığını bugün bilim defalarca açıklamıştır.